Selamlar sevgiler. Bu videoda Binance'in arayüzüne bakacağız ve Binance'in nasıl Bitcoin yükleyip Bitcoin çekeceğimizi konuşacağız. Öncelikle arayüze baktığımızda üst tarafta en son haberleri görüyoruz. Binance'in paylaşmış olduğu haberler üst tarafta listeleniyor. Üzerlerine tıkladığımızda haberleri görebiliyoruz. Onun altında yine haberlerin yer aldığı bir bölüm yer alıyor. Yeni listelenen coinler de yine burada listeleniyor. Yukarıda Exchange bölümü, yani alım-satım yaptığımız e, menüye gidebileceğimiz yer yer alıyor. Üst tarafta e, bakiyemizin yer aldığı bir açılır menü yer alıyor. Onun altında para yüklememize yarayan Deposit bölümü, para çekmemize yarayan Withdraw bölümü ve e, işlem geçmişimizi görebileceğimiz Transaction History yer alıyor. Onun yanında Orders bölümünde açık emirlerimiz, emirlerimizin geçmişi yani geçmiş emirlerimizin yer aldığı bir yer ve Trade History dediği geçmiş trade'lerimizi görebileceğimiz bir menü yer alıyor. Join As kısmında dilerseniz Binance'e iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Support bölümünde ise destek bölümüdür. Buradan Binance'e yaşamış olduğunuz sorunları buradan tıklayarak iletişime geçebilirsiniz. Onun sağında siteyi hangi dilde kullanmak istediğimizi seçeceğimiz bir bölüm var. Buradan dilerseniz Türkçeyi de seçebilirsiniz. Fakat ben İngilizce site üzerinden anlatacağım. Funds bölümünün üzerine geliyorum para yüklemek için ve depozite tıklıyorum. Açılan ekranda şuraya ne yüklemek istediğinizi, hangi coin'i göndereceğinizi seçiyorsunuz. BTC yazıyoruz. Ve burada bize vermiş olduğu Bitcoin depozit adresini kopyalıyoruz. Ve daha sonrasında Bitcoin'i hangi siteden göndermek istiyorsanız, örneğin Coinex ya da BTC Türk ya da Paribu, o sitelerin para çekim bölümüne giriyoruz ve bu kodu withdraw yani para çekim bölümüne bu kodu yapıştırıyoruz ve gönder dediğimizde paramız, Bitcoin'imiz ya da diğer kripto paramız Binance'e gönderilmiş olacak. Kripto para gönderme işlemleri zaman alabilir. O yüzden tedirgin olmamanız gerekiyor. Bir an e, hızlı bir şekilde geçmeyebilir. O yüzden biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Para çekmek için yine yukarıdan funds bölümüne tıklayıp withdraws'a tıklamamız gerekiyor. Fakat para çekmeden önce Binance sitesi bizden e, iki adımlı doğrulamayı aktif etmemizi istiyor. Buradan öncelikle iki adımlı doğrulamayı bir önceki videoda bahsettiğim iki adımlı doğrulamayı aktif etmiş olmamız gerekiyor.